A kesişim B'nin tüm ne demektir? A fark B. Bununla neyi birleştirecekmişiz? B'yi. Çizeyim bakın. Çizerek görün. Çok kolay olduğunu göreceksiniz. Bazen ben çizerek yaparım çünkü. A fark B arkadaşlar. Burası. B zaten burası. E bunları birleştirdik. Bunların birleşimi A birleşim B yaptı. Ama bu neye eşitmiş? A'ya. Bu ne demek? Aslında arkadaşlar A B'yi kapsıyormuş. Böylece A B'yi kapsarsa yani B A'nın alt kümesi olursa gördüğünüz gibi A birleşim B A'ya eşit olur. Bir nevi kural sorusu. Hangisi oluyor o zaman? A şıkkı. Ben böyle söyledim ama hani nasıl yani falan diyen arkadaşlar için şöyle düşünün arkadaşlar. A kümesi o kadar büyük bir küme ki B'yi de kapsadığı için birleşimlerinde A'nın bütün elemanları zaten yeterince var. B bunun ufak bir kısmını kapsıyor. A her şeyi kapsıyor. Birleştirince yine A'ya ulaşıyorsunuz. Bunun diğer bir mevzusu da nedir söyleyelim? Eğer arkadaşlar B A'nın alt kümesi ise A kesişim B B'ye eşittir. Bunu da hatırlayalım. Gerçekten bakın şu görüntü doğru ama daha doğru görüntü alttaki. Hakikaten bakın B'ye B dersek şuraya da A dersek kesişimleri bakın B'nin kendisi oluyor. Birleşimleri de A'nın tamamı. Burada önemli nokta arkadaşlar. X'e tam sayı demiş mi? Yok. X kareye tam sayı demiş. Ona dikkat. Bu yüzden eksi 3 ile 2 arasında bir sayının karesi 0 küçük eşit. Çünkü burada 0 sayısı vardır. Karesi en küçük olan sayı bu. E, büyüktür 9 olacak. 0 ile 9 arasında X kare o zaman 0'dan... 8'e kadar arkadaşlar tüm sayılar olur. Yani 9 elemanlı bir küme geldi. Belki hata yapan arkadaşlarımız x'in de tam sayı olacağını düşünerek hata yapmışlardır. Ama x'e tam sayı dememiş. x kareye tam sayı demiş. 3 üzeri x arkadaşlar eksi 1 x 2 aralığında demiş. Yine x eleman z demiş ama bu sefer. Böylece 3 üzeri eksi 1 arkadaşlar 1 bölü 3'tür. 3 üzeri 2 9'dur. 3 üzeri 1 3'tür. 3 üzeri 0 da 1'dir. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bu olmaz. B kümesi 3 elemanlı bir küme oldu. A kümesi 9 elemanlı bir küme. Bunların kesişimleri neler? Evet 1 vardır, 3 vardır. Kesişimleri 2 elemanlı olur. A kümesinin 9 elemanlı bulduk doğru. B fark A arkadaşlar evet. B'de sadece 9 var A'da olmayan. Bu da doğru. A kartezyen B'nin eleman sayısının çarpımı 9 çarpı 3'ten 27'dir Doğru. A fark B demekti de bu hatırladınız mı? A kesişim B'nin tümleyeni A fark B demektir. A fark B'de de arkadaşlar neler var? Bunun normalde toplamda 8, 9 tane elemanı var. 1 ortak 3 ortak 7 tane olmalıydı bu ama 6 demiş soru. E şıkkı yanlış. Sınavda da buna benzer soru sorulmuştu. O yüzden bu ne ya falan diye burun kıvırmayın lütfen. Şimdi büyük baş hayvanların kümesi B, yüzebilen büyük baş hayvanların kümesi Y, sarı renkli hayvanların kümesi de S verilmiş. Bakın şu turuncunun bulunduğu kısım e, neyden farklı? Y kümesinden farklı. Y'yi hiç içine almamış. Y neydi? Yüzebilen büyük baş hayvanlar kümesi. O zaman bu turuncu kısım yüzemeyen dememiz lazım. Yüzemeyen arkadaşlar. Ama aynı zamanda büyük baş hayvanları kapsıyor. O yüzden yüzemeyen, büyük baş ve sarı renkli hayvan olması lazım. Buna uyan şık hangisi oldu? Yüzemeyen, sarı renkli, büyük baş hayvanlar. Evet, C şıkkı olmuş oldu. Paydaları da eşitleyelim bence. Kesirle uğraşmayalım. 12, A fark B. Sonra e, 4 ile çarparsak 8, B fark A. Eşittir A birleşim B. O zaman 12, 8 ve 1'in o 24'tür. Buraya 2K diyebilirim. Buraya 3K diyebilirim. Buraya da 24K diyebilirim. Kümeyi yapıyorum şimdi. A, B. Burada A fark B, 2K. Burada B fark A, 3K. Toplamları 24K olacak A birleşim B. Buraya da 19K kaldı A kesişim B'ye. A kesişim B ne demişti? 80'den küçük. 19'un katı 80'den küçük en büyük sayı ne var? 76. 76 eşittir 19K'dan K maksimum 4 geldi. Böylece ilk kere 4 8 burayı zaten 76 dedik. Burası da 3 kere 4'ten 12 toplarsak 76 12 daha 8 daha 96 oldu B şıkkı. TA A kümesinin rakam olan elemanlarının çarpımı olarak anlatılmış. Burada ne demek istiyor e, göstereyim size bir örnekle. Diyelim A kümesi arkadaşlar x, y, 1, 2 ve t'den oluşuyor. Tamam mı? O zaman bunun rakam olan elemanlarının çarpımı 2'dir. x, y, t'yi kullanamıyorum. Bu yüzden bakın ta 42 olacak şekilde b'den kullanacağız eleman değil mi? 42 olması için bir kere garanti ne olması lazım? 3 çarpanı olmalı, 2 olmalı, 7 olmalı ya da 6 olmalı, 7 olmalı. Şimdi bu olursa A kümesinin içinde 3 2 7 varsa 1 olabilir olmayabilir. A olabilir olmayabilir. B olabilir olmayabilir. C olabilir olmayabilir. Bu olabilir olmayabilirler bize aitse, özgürsek bunlarla oluşturabileceğimiz tüm alt kümeler arkadaşlar 2 üzeri 4 tane olur. Böylece A kümesinden 16 tane yapabiliriz demek bu. Elimizde kesinlikle 3 2 7 olacak. A, B, C, 1 bize bağlı. Olabilir, olmayabilir. Bütün kombinasyonlar 2 üzeri 4 tanedir arkadaşlar. 6, 7 için de aynı şey geçerli. 1, A, B, C. Bunlar olabilir, olmaya da bilir. Haliyle yine buradan da 2 üzeri 4. 16 tane küme oluşturabiliriz. Böylece toplamda 32 tane farklı A kümesi yazılır. C şıkkı. Aylanın telefon numarası 055723'ten oluşuyormuş. Diğerleri görünmüyor. Berkin numarası 055941 diye bitiyor arkadaşlar. Diğerleri görünmüyor. A kümesinin eleman sayısı 9, B kümesinin eleman sayısı 6. A kesişim B 0 1 4 5 Haliyle arkadaşlar burada Aylanın elemanlarının neler olduğunu biliriz o zaman. 0 var, 1 var, 4 2 var. 3 var, 4 ortak eleman var, 5 ortak eleman var, 6 var, 7 var. E şimdi burada sayınca ama kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane oldu. Bizim kaç tane elemana ihtiyacımız var? 9. Şimdi peki 8 mi olmalı, 9 mu olmalı? Hangisi olmalı? 9 olursa arkadaşlar kesişim kümesinde olmalıydı ama 9 kesişim kümesinde yok. Demek ki Aylan'ın telefon numarasındaki bir rakam 8'miş. Buradan anladık. Gelelim Berk'e. Berk'in eleman sayısı kaç? 6 verilmiş. Elemanların tek tek yazayım. 0 var, 1 var, 4 var, 5 var, 6 var, 9 var. E burada zaten 6 eleman yaptı bile. Demek ki bunun başka hiçbir elemanı yokmuş arkadaşlar. A fark B nelerden oluşuyor? 2, bir kere A'da var B'de yok. 3, A'da var B'de yok. 4 5 6 geç. 7'ye geldik. Evet, A'da var, B'de yok ve 8 A'da var, B'de yok. Böylece bunların toplamı da 10 10 daha 20 oldu. B şıkkı güzel bir soru. A kesişim B, A kesişim 1 2 4 6 8'e eşit olduğunda AC'nin pardon, AB'nin ortak kesişim kümesi oluyormuş. Buna göre kaç tane farklı A kümesi çizilebilir diyor, yazılabilir. Şimdi arkadaşlar Şuna da biz bir harf verelim. A kesişim B eşittir A kesişim C olsun. Burada A zaten sabit değil mi? Aslında ne olması lazım? B ve C'den eğer eleman gelecekse eşit elemanlar gelmeli. Bakın şimdi örnek veriyorum. B ve C'nin kesişiminde 1, 2 var. 4 yok 6 var değil mi? İkisinde de 1, 2, 6 var. Eğer A'da ne olursa olsun bunlardan herhangi birisi gelirse arkadaşlar kesişimleri bunlardan biri olmaz mı? Ya da bunlardan hiçbiri olmazsa A'nın elemanlarından bakın bir tanesi 7 olsa, bir tanesi 9 olsa A kesişim B ne oluyor? Boş küme. A kesişim C ne oluyor? Boş küme. E boş küme boş kümeye eşittir. Böyle de olabilir yani. Ya da A nasıl olabilir? 1 2 9 Bakın şimdi 1, 2, 9'un B ile kesişimine 1, 2. 1, 2, 9'un C ile kesişimine yine 1, 2. Demek ki A kümesinin içinde B ve C'nin ortak olmayanları olmamalı. Ortak olmayanlar da neler arkadaşlar? 8 çizelim üstünü. Sonra 4, 6 ortak pardon onu geçiyorum. 6 ikisinde de var. E, diğerinde de 0 ve 3 ortak değil. Yanlış bir örnek göstereyim bakın. Olur da gittiniz A'ya 0 koydunuz, 1 koydunuz, bir de 5 koydunuz. A'nın B ile kesişimi ne? 1. A'nın C ile kesişimi ne? 0, 1. Bak eşit olmadı. Bu yüzden ortak al olmayanları alma hakkın yok. A kümesinde 0 olmayacak çiz üstüne. 3 olmayacak, 4 olmayacak, 8 olmayacak. Geri kalan 6 eleman istediği gibi olur. İsterse altısı birden olur, isterse iki tanesi olur, isterse 3 tanesi olur. Bu altı elemanı istediğin gibi seçebiliyorsan bu arkadaşlar 2 üzeri 6 ile adlandırılır. 2 üzeri 6 tane alternatif var demektir. A'nın bütün kombinasyonlarını buluruz. A mesela buradan dediğim gibi 0, 1, 9 olur. 0 olabilir, sadece 1 olur, sadece 9 olur. 0, 1, 9, 7... Bunlar olabilir arkadaşlar ancak boş küme olamaz. Çünkü boş kümeden farklı demiş. O yüzden 1 çıkarıyoruz. 63 tane farklı farklı A kümesi yazabiliriz. A kesişim B ve A kesişim C'ye eşit olan. Çok sert bir soru. A-6-7 B-3 sonsuz C-sonsuz-2 eksi Öğrencinin bulunduğu bölge A kesişim B'nin tümleyeni kesişim C'nin tümleyeniymiş. Bunları ben sayı doğrusunda göstermek istiyorum size. Böyle büyük bir sayı doğrusu çizelim. Şimdi eksi 6, 7. Böyle yaptım. Eksi 6 ile 7 aralığında her şey olabilir. Sonra burasını kapatalım. Burasını açık tutalım. 3 sonsuzun tümleyen nedir? Eksi sonsuzdan 3 kapalı aralığına kadardır. Onun için de yeni bir renk seçelim. Eksi sonsuzdan 3 kapalı aralığına kadar arkadaşlar. Sonra eksi sonsuzla eksi 2'nin tümleyeni nedir? Eksi sonsuzdan eksi 2'ye diğer tarafını alacağız. Yani eksi 2 açık bu sefer. Bunun da rengini şöyle kırmızı yapayım. Eksi 2 açık sonsuz açık arkadaşlar. Hem kırmızı hem siyah hem de mavinin olduğu bölge neresi geldi? Eksi 2 açık, 3 kapalı. Bu aralıkta istediği bir tam sayıda durur. Böylece 3, 2, 1, 0, eksi 1 toplam 5 tane değer varmış alacağı. A harfiyle başlayanlar A, N ile bitenler N, 5 harfli isimler kümesi B'ymiş. Bakın şimdi burada neresi boş görüyor musunuz? A ile başlayıp N ile bitenler boş. O zaman arkadaşlar A ile başlayıp N ile biten o kelime olmaması lazım. Aysun elendi. O gitti arkadaşlar. Sonra B kümesine dikkat eder misiniz? 5 harfli küme. E bu turuncu arkadaşlar 5 harfli küme olmalı olması o zaman. Yine e, N'nin içindeki bu turuncu bölgede yine 5 harfli kelime olması lazım. Ama Neriman 5 harfliden farklı. Bu da elendi. A ile başlayıp 5 harfli biten bu kelime olur. A ile başlayıp 5 harfli olan bu kelime olur. C ile başlayıp N ile biten olur. K ile başlamış sorun değil 5 harfli olduğu için N ile biten yine olur. Böylece toplam 4 tane kelimemiz var arkadaşlar D şıkkı. Soruda demiş ki A ve B, B ve C asal sayılar arkadaşlar. Ee, sarı bölge A'nın ve B'nin katı olacak. Mavi bölgede o zaman a'nın ve c'nin katı olacak. Haliyle burada şunu görmüş oluyoruz. Bu a ve b'nin katı, bu a ve c'nin katı ya. Demek ki hem sarı bölgede hem mavi bölgede aynı asal sayı olmalı. B arkadaşlar c'nin olduğu yerde olmamalı. C b'nin olduğu yerde olmamalı. Burada benim ne dikkatimi çekiyor bu yüzden? 132 ve 330 132 arkadaşlar 11 çarpı 12 olduğu için bunun asal bölenleri 11, 2 ve 3. 1330'a gelirsek bunun asal bölenleri 11, 11 çarpı 30 olduğu için 2, 3 ve 5 var. 147'ye bakıyorum. 147, 21 çarpı 7. Dolayısıyla 3, 7 ve başka bir şey var mı? 21 çarpı 7 de yok arkadaşlar. Sonra geliyorum 126'ya. 126 da 21 çarpı 6 olduğu için arkadaşlar 3 var. 7 var. Sonra bir de burada 2 var. Şimdi bakalım burada ortak olanlar neler? 4 sayı olacak arkadaşlar. 4 sayıdan ortak bir şey seçmemiz lazım. 3. Bakın 4 sayıda da 3 var. O zaman bu A 3'müş arkadaşlar. Sonra 132 ve 330'da 11'ler ortak. 147 ve 126'da da sadece 7'ler ortak. Bu yüzden B veya C'den biri önemli değil. Çünkü sonuçta 147'yi nereye yerleştireceğimiz önemli değil. Oradaki B ve C önemli. 147 ve 126'dakine arkadaşlar oradaki harfe B diyelim. Yine 132 ve 330'a da oradaki ortak katlarına da bölenlerine de 11 diyelim. Haliyle bakın bu A ve B'yi bir nevi ne düşünmüş olduk biz? Buradaki yazılan iki tane sayıyı 11 ve pardon 7 ve 3 olduğu için buraya ben 147 ile 126'yı yazmışım gibi düşünün. Mavi bölgeye de arkadaşlar 132 ve 330'u yazmışım gibi düşünün. Gerçekten Ortak bölen olarak hepsinde 3 var. Aynı zamanda ortak olmayan olarak da 11 ve 7 var. Dolayısıyla bu A, B, C'nin toplamı 18, 3 daha 21 geldi D şıkkı. Asya ve Ekin arkadaşlar bir tahmin oyunu oynuyorlar. Eğer Ekin doğru sayıyı söylerse Asya sıcak diyor. Yanlış sayıyı söylerse Asya soğuk diyor. Ancak bunları belli bir sırayla söylemiyor bakın. 7-1-2 diye tahmin bulun, tahminde bulunduğunda Ekin Asya 7'ye sıcak demiyor. Rastgele buradaki 7-1-2 için sıcak soğuk soğuk diyor. Bunlardan bir tanesi doğru iki tanesi yanlış manasında. Aşağıda 3-4-5'e sıcak 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 derse hepsine doğru demiş diyor. O yüzden bu sıcak soğuk soğuk soğuğu sakın sıralama olarak algılamayın. Özellikle soru onu belirtmiş. Veriliş sırası arasında bir ilişki bulunmuyor diye. Dolayısıyla biz onu kendimiz baka baka anlayacağız. En baştan, en kolaydan başlayalım. 1, 5, 7 bakın. Burada hepsi sıcakmış ya. Demek ki Asya'nın söylediği, e, tuttuğu sayılarda kesinlikle 1, 5, 7 var. E şimdi burada sadece bir tane sıcak olduğuna göre ve bir numarası doğru olduğuna göre... ...demek ki burada 2, 3 yanlış. 2 ve 3 yokmuş Asya'nın sayılarında. Aşağıya geldiğimiz zaman... 5 vardı ya arkadaşlar. E 5 burada var yine. Ve burada kaç tane sıcak var? Sadece bir tane. Demek ki arkadaşlar burada da sıcak doğru olduğu için 5 doğruymuş. 3-4 yanlışmış. Yine 4 olmamalı Asya'nın söylediği sayılarda. Buna göre 1-5-7 var. 2-3-4 yok. Geriye kalan 6, 8, 9. 1-2-3-4-5 6, 7, 8, 9. Başka rakam var mı? Bir de A ve E'yi kullanacakmışız. O zaman arkadaşlar bir kere 1, 5, 7 cepte. O kesin olmalı. 6, 8, 9, A, E. Olmalı mı olmamalı mı? Tamamen size kalmış. Ol 6, 8, 9, A, E'yi istediğiniz miktarlarda ve durumda, istediğiniz kombinasyonda kullanabiliyorsanız burası işte şuna girer arkadaşlar. Bu 5 elemanı İstediğiniz gibi oluşturabileceğiniz kümeler aslında 2 üzeri 5 ile açıklanır. 32 tane farklı küme oluşturursunuz. Tek tek de saymak zorunda kalmazsınız. Bunu hep ben sorularda söylüyorum. Aldığınız elemanları istediğiniz özgürlükte kullanabiliyorsanız onlarla oluşturulabilecek tüm küme sayısı eşittir. 2 üzeri nedir arkadaşlar? Bu yüzden cevabımız 32 oldu. Soruyu zaten bitirdim. İsteyen dinlesin bundan sonrasını arkadaşlar. Ben olayı tam anlayamadım. Bir anlatır mısınız diyenler için hani ek bir konu anlatımı gibi düşünün. Bakın şimdi 1, 5, 7 kesin olacak tamam mı her kümede? Diyelim bu soru sadece arkadaşlar A ve B'den oluşsun. Yani A ve B'yi istediğimiz gibi kullanalım. 1, 1, 5, 7'yi kullanabilirsiniz. 2, 1, 5, 7 A olabilir. 3, 1, 5, 7 B olabilir. 4, 157 AB olabilir arkadaşlar. Bitti. Gördünüz mü? Normalde A ve B'den oluşturulabilecek küme sayısı kaç tanedir bu arada? 2 üzeri 2'den 4. Örnek olarak yapayım dedim ki hani tek tek 32'yi saymayın. Gördüğünüz gibi gerçekten tek tek sayınca da böyle oluyor. O yüzden bu sorularda artık 2 üzeri ne yapmanız gerektiğini görmüş olursunuz.